17 Mayıs, 23 Mayıs. Değerli aslan burçları nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam, orayı da mutlaka takip ediyorsunuz. Değerli aslan burçları, çok yoğun bir iş temponuz, baskı halinde hissedeceksiniz kendinizi. Yani hem yoğun, aşırı derecede baş ağrıları yaşayabilir. Devamlı telefon iletişimi, yöneticilerinizle ilgili yaşadığınız haksızlıklar, eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Sizi beğenmiyor olabilirler, izin isteyeceksiniz, vermeyebilirler. Yani şahsi yeteneklerinizle alakalı noktada biraz haksızlığa uğrayabilirsiniz. İşinizdeki başarınızı biraz köstekleyecek insanlar var. Yani şu an izinden çok kendinizi lütfen ispatlamanız lazım. Yani izin kaçmanıza sebep olur ve daha çok zarar görürsünüz. O yüzden bulunduğunuz iş kapıda sağlam bir şekilde devam etmenizi uygun görüyorum. Evet, baskılar, stresler, konuşmalar, konuşma tarzları sizi çok aşağı çekecek ama lütfen sabırlı olun. Özellikle 27 Mayıs'a kadar sabırlı olursanız aydınlığa kavuş, ama fevri davranış yaparsanız işinizden çıkmaya maruz kalacaksınız. Aile işi yapıyorsanız, ortaklı aile işiniz varsa baba ya da anneden doğacak ya da kız kardeşten doğacak bazı haksızlıklarla ilgili noktada aile işinizi ayırma kararı içerisinde olabilirsiniz. Ya da tek bir kişi yönetecek, diğerleri evde oturacak. Bence herkes adaletli şekilde işinin başında olsun. Herkes birbirine hırslı bakıyor. Hırslı bakmayı kenara bırakırsak bu ilişki bir işiniz marka. Gereksiz işinizi mahvetmenizi istemiyorum. Şöyle bir baktığım zaman kendinizi çok güzel ifade ediyorsunuz değerli aslan burçları, ama biraz hani burnumuz havada mı, yani egolar mı, egoların savaşı mı bilmiyorum, ama sizin zaten zekanızla ilgili bir sorun yok ki. İnsanların algılamayla alakalı sizinle konuşurken sorunu var ve konuşurken lafları zorluyorlar ve siz de bu an sinirleniyorsunuz. Evet, daha sakin insanlarla iletişime geçmeniz lazım, sizi anlayacak insanlarla. Çünkü bu sefer diyorsun ki bu insanların hiçbiri bir işe yaramıyor. Ben kocama da, çocuğuma da, anama da bunu anlatamadım. Yöneticime de, çalışanıma da. O yüzden böyle bir gergin halinizi yumuşatmamız lazım. Rica ediyorum. Büyük kurumsal ya da büyük satış elemanı, büyük alanlarda çalışan aslan burçlarında koltuk değişimi ve gerçekten bu koltuk değişimi size artı kazanç sağlayacak. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ya da eğitim için yolladığınız evrağınız olumlu şekilde gelecek ve bunu siz başarmış olacaksınız. Ortaklı iş yapanlarda şu an duran bir süreç olacak ama kâra geçiş, özellikle 25 Mayıs, 26 Mayıs itibariyle artık işiniz daha hızlanacak, daha büyük. Özellikle turizm sektöründe çalışıyorsanız kazanç evreniz. Yani daha hızlanacak, sizi mutlu edecek olaylarla yüz yüze kalacaksınız. Devamlı telefon trafiği, bilgisayar üzerinde devamlı öğretim görevlisiyseniz bile şöyle bir şey var. Yeriniz ya da değişmesini istediğiniz konularla ilgili yazılar hazırlanacak ve istediğiniz noktaya geçişiniz sağlanmaya çalışacak diyorum. Değerli aslan burçları, özellikle de teknolojik alana hizmet veriyorsanız ve kendi işinizi bilgisayar ve markalaştırmak istediğiniz konularınız varsa, Instagram'da ya da YouTube'da bir marka yaratmaya çalışıyorsanız gözü kara yapın, gerçekten marka olacaksınız ve büyük aydınlanma yaşayacaksınız. Çünkü başkasının köleliğini yapacağım ama kendi köleliğim arasında kalırım diyorsunuz. Doğru bir karar lütfen yapın diyorum. Bu ara evinize hırsız girebilir, arabanıza hırsız girmeye çalışabilir, çantanız çalınabilir, cüzdanınız çalınabilir, pazara giderken bir şeyler olabilir, bilgisayarın Instagram sayfanız çalınabilir, hesaplarınız çalınabilir. Bu ara her linke basmayın, bu konuda sıkıntı ve gerginlik söz konusu olacak. Şöyle bir şey söyleyeceğim değerli aslan burcu, yurt dışında yaşıyorsanız yer ya da ülke değişimi kararı içerisindesiniz. Bunun için başvurular var ve başvurularınızı bekliyorsunuz. Evet, olumlu. Bu başvurularınız gerçekleşecek. Sadece yapmanız gereken tek doğru şey doğru bir kararda doğru zamanla adım atmanız lazım. Sağlık olarak bağırsak enfeksiyonlarımız, göğüs ağrılarımız söz konusu olabilir. Dikkat edin diyorum. İlişki konusunda ezan okunuyor ama bunu da söyleyeyim. Yani normalde keserim. İlişkilerde şu an her şey gayet normal bir şekilde devam edecek. Evlilerde sıkıntı var.
Ama ilişkisinden ayrılmak isteyen bazı aslanların cesareti yok ve mutsuzsunuz. Lütfen artık ayrılın diyorum. Allah'a emanet olun. Ezan okunuyor çünkü.